Peki Göbekli Tepe'den sonra bizim daha önceden okullarda öğrendiğimiz bilgileri çöpe atmamız mı gerekiyor? Bu kolay olmayacak. Evet. Öncelikle şu an hala çalışmalar devam ediyor. Yani şu an bizim için gizem diye saydığımız pek çok şey belki de önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde araştırmalar daha da derinleştikçe cevaplarını bulacak. Fakat ben bir yerde okumuştum. Herhangi arkeolojik bir buluş sadece bulunduğu için ya da çeşitli birkaç kriterle değerlendirildiği için literatüre kabul edilmiyor. En Evet. azından 50-60 kriterle doğrulanması gerekiyor. Muhtemelen bu kriterler yerine geldikten sonra yeni bir tarih, dünya tarihi dizayn edilecek. Benim çok Yani ilginç, tarih yeniden yeniden yazılacak. yazılacak. Benim şu an çok ilginç tespit ettiğim bazı konular var. Yanlışım varsa insanlar lütfen affetsinler. Ama herhangi bir konuda bugün bir arkadaşımız bir konuya merak etse, örneğin tasarım, sanat ya da terzilik, konunun ilmi araştırmasına girdiği zaman mutlaka konu hep Mısır'a dayanır. Mesela sanat tarihi çalışmaları önce Mısır'la başlar. Bilim tarihi çalışmaları önce Mısır'la başlar. Bu da Mısır temelli ve antik Yunan bilgelik anlayışıyla oluşturulmuş bir dünya görüşü oluşturulmuş. Buna işte biz bugün Batı medeniyeti diyoruz. Evrenseller, evrensel değerlerle inşa edilmiş ama temelinde Mısır'ın bulunduğu. Hatta Avrupa'dan göç edip Amerika'yı inşa edenlerin ilk dolar dizaynına bakarsanız Evet. yine Mısır'ı görürsünüz. Muhtemelen Göbekli Tepe kabul edilip literatüre girerse bu anlayış yıkılacak. Artık Göbekli Tepe'den başlayan bir tarih ve dizgi anlayışı inşa edilecek. Kaan kardeşim, vermiş olduğun aydınlatıcı bilgiler için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kal, sağlıcakla kal. Ben çok teşekkür ederim.